Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında 106. yıl dönümünde Ermeni soykırımını ve bu soykırımı tanıyan ülkelere Türkiye'nin tepkilerini mercek altına alacağız. Konuğumuzda uluslararası hukuk uzmanı Harut Ekmanyan olacak. Odak başlıyor. Altıncı yıl dönümünde Ermeni soykırımını ve bu soykırımı tanıyan ülkelere Türkiye'nin tepkilerini uluslararası hukuk uzmanı Harut Ekmanyan değerlendirecek dedik. Konuğumuz Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. 106. yıl dönümü yarın 24 Nisan 2015'te başladı bu soykırım. 1915'te ne oldu? 2015'te mi? 1915'te. 1915. Evet. İlk önce davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim Türkçem ikinci, Türkçe benim ikinci dilim. O dördüncü, ikincisi değil. Aslında dördüncü dilim olduğunu ifade etmek isterim. Onun için bazen kendimi iyi anlatamıyorum. Güçleniyorum belki. Onun için sizin de sizin seyircilerinizden anlayış rica ediyorum. Öyle başlamak istiyorum. 1915'te ne oldu sorusunun cevabı bence biraz çok uzun olacak. 1915'te bir kısacası bir kelimeyle anlatmak istersek o bir soykırım oldu. 1915'te bazı tarihçiler 1915'te başladığını dile getiriyorlar. Bazıları ondan önce, bazıları 1915'ten 16, 15'ten 18 ya da 23'e kadar uzandığını söylüyorlar. Çünkü soykırım sonunda bir sadece bir halaka değil, yani bir fiille tamamlanmıyor. Soykırım bir süreç. Onda soykırımda çok halakalar var. Başlangıçtan sonuna kadar yıllarca sürebilir. Hatta 10 yıllarca sürebilir. Evet. 1915'te başladığını varsayarsak 106. yıl dönümü geldi. Bir süreç dediniz. Bu süreçte bu toprakların şimdiki yönetimi olan Türkiye nasıl tavır takındı bu soykırıma karşı? Şimdi 1915'ten 18'e kadar ki fiziksel yok etme süreci hakkında biz konuşuyoruz. Tüm soykırım sürecinin sadece bir kısmı bu. Fiziksel yok etme adımları o zamanlarda gerçekleşti. 1918-19'larda. Jön Türklerin, yani genç Türklerin iktidarda olduğu zamanlarda onların gitmesinden ve yeni hükümetin devre aldıktan sonra ve daha açıkçası Mustafa Kemal'in de o rol oynadığı zamanlarda bazı muhakemeler de gerçekleşti Türkiye'de. Onun hakkında Taner Akçam ve Bahakın Dadıryan çok iyi bir çalışma yapmışlar ve onun kitabı var bunun hakkında. Ama son süreler bunun hakkında yine konuşulmuştu. Taner Akçam da bunun hakkında bir aydınlatma yaptı. Bu
Bu mahkemeler o zamanki mahkemeler şimdi inkarcı koronun en önemli argümanlarından biri de oldu. Çünkü onlar bu mahkemeleri işaret ederek konunun kapatıldığını göstermek istiyorlar. Ama gerçeği bu muhakemeler tamamıyla gerçekleşmedi. Bazı kişiler yargılandı ve onlar kimileri yargılanıyor biliyor musunuz? Onlar yağmaları yapanları, mala mülke devletin kendisi el koymak istediği için onlar yani ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece suçluları yargıladılar ama tüm soykırımı planlayanlar ve diğer Emri verenler. emri verenler ve düzenleyenler onlar kaçtılar ve daha sonra da Atatürk'ün kurduğu hükümetlerde roller oynadılar. Hatta bazı idam edilen insanların bu mahkemelerden ötürü idam edilen insanların aileleri devlet maaşına bile layık oldular ve Ermenilerden el koyulan malları onlara verdiler mesela. Şimdi bu mahkemeleri nasıl bir argüman olarak kullanabilirler onu biraz onun için bunları anlatmak istedim. Ondan sonra tabii ki Cumhuriyet döneminde bu soykırım konusu bir tabuydu ve bir inkarcı politika geliştirildi. Ve o inkarcı politikayı biz bugüne kadar görüyoruz. 2 gün önce Türkiye hükümeti AK Parti iktidarı ile yine bir tırnaklar içinde bir konferans düzenledi ve inkar tezlerini orada yine savundular. Evet, şimdi o dönem yüzleşilmeyen bu acılar, bu soykırım gerçeği günümüzde de başka türlü tezahür etti. Hrant Dink cinayetiyle tezahür etti. Tıpkı bugün Hrant Dink'i öldürenlerin, emri verenlerin, buna sebep olanların yargılanmayıp sadece birkaç tane tetikçinin yargılanması gibi. Bu yüzleşilmeyen acılar toplumda nelere mal oluyor size göre? Tabii ki bu yüzleşilmeyen suçlar konusu çok net olarak ortada Türkiye'de. Bunu her 10 yılda, her 5 yılda, her etapta görüyoruz bunları. Soykırımdan sonra Kürtlere yönelik yapılan suçlar var. Dersim katliamı ondan sonra yine bir dönüş yapılıyor gayrimüslim azınlıklara, Kırklarda varlık vergileri vesaire. Ondan sonra 1955'te İstanbul pogromları, ondan sonra her yılda yine her şeyi saymak istemiyorum burada ama biz görüyoruz bunu bir şey gibi, bu devlet tradisyonu artık, yani bir modus operandi, Türkiye Cumhuriyeti'nin operandisi bu. Böyle işliyor bu devlet. Başka bir işleme metodu bilmiyor. Bir Bir devlet politikası haline geliyor artık soykırım yapmak. soykırım yapmak bir, çünkü ilk soykırım yüzleşilmeyince o soykırımın üzerine devletin o soykırımın üzerine kurulması sonucu artık o normalleşti belki. Onun için artık suçu işlemek ve inkar etmek bir normal bir çalışma yönetimine dönüştürüldü gibi. Türkiye hükümeti sürekli bunun bir tehcir olduğundan, bunda işte hükümetlerin, iktidarların, devletin bir kastı olmadığından söz ediyor. Tehcir nedir? Soykırımla tehcir arasındaki fark nerede başlar, nerede biter size göre? Bu soruyu sorduğunuzdan çok memnun oldum. Gerçi çünkü şimdi biraz tehcir diyerek bir basitleştirmek ve alaycı bir tavır ben hissediyorum burada. Çünkü tehcir diyerek böyle kitaplarca analiz edilen bir tarihin böyle bir kelimeyle kısıtlayarak ve basitleştirerek onu yine bir normalleştirmek
gibi bir şey görüyoruz burada. Gerçeği bunu anlamak için biz uluslararası hukukta soykırım suçu hakkın soykırım suçunun şeyi anlamına bakmamız lazım. Uluslararası hukukta iki yerde biz soykırım suçunun anlamını görebiliriz. Birisi 1946 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi, ikincisi 1998'deki Roma statüsü. İkisinde de aynı anlam veriliyor, tamamen verbatim aynı şeyler hakkında konuşuluyor. Bunları ben biraz aktarmak istiyorum. Buyurun. Burada. Soykırım, ulusal, etnik, ırksal veya dini bir grubu tamamen veya kısmen yok etme niyetiyle eylemlerden herhangi birini işlemek. Birincisi, bir grubun üyelerini öldürmek. İkincisi, bir grup üyelerine ciddi bedensel veya zihinsel zarar vermek. Üçüncüsü, bir grubun tamamen veya kısmen fiziksel yıkımını meydana getireceği hesaplanan yaşam koşullarını kasten yıkmak. Dördüncüsü, grup içinde doğumları önlemeye yönelik tedbirler almak. Beşincisi, grubun çocuklarını zorla başka bir gruba nakletmek. Şimdi biz 1915'teki olaylara eğer bakmak istersek ve analiz yapmak istersek ve o zaman hakkında yapılan araştırmaları okursak, bu unsurlardan, bu saydığım beş unsurlardan ki bu uluslararası hukukta soykırımın tanınmasına tanımlamıdır. Tehcir beşini de uygulanabilir. Çünkü tehcir yaparak bir grubu zaten sen ölüme gönderirken zaten ölüme göndermek, öğelerini öldürmek ne demek? Yani öldürmek derken bu hukuki madde sadece keserek ya da bilmem çok derine gitmek istemiyorum. Öldürme metodlarını ayrıntılamıyor orada. Orada sadece öldürmek diyor. O tehcir yapmak da öldürmeye eşit bir şeydir. Yani çölleri susuz, yemeksiz salgınların ortasına göndermek, savaşın ortasına göndermek ne demektir mesela? İnsanları yaşadıkları topraklardan koparmak. Tamamen ve bu dediğiniz aynı cümle Hrant Dink aynısını demişti bir defa. Ona Hrant Dink tabii ki bu soruyu ona çok sorarlardı ve bir defasında zaten dedi, eğer şimdi kelimesine ben hatırlamıyorum ama şöyle bir şey demişti o zaman. Eğer o tehcir denilen şey altın kanatlar üzerinde bile olsaydı, binlerce yıldır yaşadığı topraklardan bütün bir milleti köklerinden koparttılar. Öyle Hrant Dink bir uluslararası hukuk uzmanı olmamasıyla bile bu tanınımı bir cümleyle kendisi çok iyi anlatmıştır. İnsanlığa karşı bir suç olan soykırımda, hukukta zaman aşımı var mıdır? Çok çok önemli bir soru sordunuz. Ben anlattığım gibi burada uluslararası hukukta biz iki soykırımı kavramı hakkında konuşuyoruz. İkisi de suçun bünyesi hakkında aynı anlamı gösteriyorlar. Ama eğer değişikliklere bakacaksak biz burada yargı yetkisi gerekleri hakkında konuşuyoruz. Sizin sorunuz da belki buna yöneliktir. Onun için bunun hakkında konuşmak isterim. Gerçeği iki tanınım da dediğim gibi aynısı olmasına rağmen bir fark var orada. O da yargı yetkisi gerekleri ve en önemlisi tabii tutulan şahıslar. Birinci tanınım dediğim gibi ben biraz gideceğim. En yakın tanınımdan en eski tanınıma, en yakını olan uluslararası ceza hukukundaki soykırım suçu tanınımı ki Roma statüsünde yer aldı. Ve ondan önce de Nürnberg mahkemelerinde, Yugoslavya, Ruanda uluslararası ceza mahkemelerinde orada gördük ve bu tanınım
birey kişilerin yargılandığını öngören bir tanınımdır. Yani devletlere karşı değil, birey kişileri, birey suçluları yargılayan bir tanınımdır. Şimdi etmeni soykırımı üzerine 106 sene geçti ve suçu planlayan, işleyen, yardım eden vesaire herkesin hayatta olmamasından dolayı biz uluslararası ceza hukuku kuralları gereği soykırım suçundan yargılanacak bir birey tabii ki bulamayız. Evet, onun için biz bu kavramdan geçip diğer kavram hakkında bahsedeceğiz. Birleşmiş Milletler 1948 soykırım sözleşmesi hakkında bahsedeceğim. Orada yer bulan soykırım kavramı hakkında bahsedeceğiz. Oradaki kavram yine aynısı, bünye olarak yine aynı hukuki tanımı veriyor soykırımı. Ama yargı gereği şeyleri, yargı yetkisi gereği başkadır. Çünkü burada bireyler, sadece bireyler değil, artısı devletler de yargılanabiliyorlar. Devletler arasındaki mahkemeler, uluslararası adalet mahkeme, ICJ International Court of Justice'de yapılan ya da başka arbitraj mahkemelerinde yürütülen davalarda devletleri soykırımla suçlayabilir ve onun üzerine bir dava açılabilir. Evet. Şimdi biz bunun hakkında bahsediyoruz. Tabii ki çok geniş olarak duyduğumuz argüman, İnkar Kurusu'nun çok tekrarladığı argüman 1948'de olduğu için bu sözleşme Ermeni soykırımı üzerine yürümez diyerek. Şimdi ilk önce dediğimiz gibi genellikle soykırım çalışmalarında soykırımın bir süreç olarak kavranması ve bir olay ya da bir fiil olarak algılanmaması arasındaki farka dikkat çekmiştik ve onun için şimdi bunu yine tekrarladım. Çünkü Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nde soykırımı bir ceza hukuk maddesi olarak formüle eder ve tek bir olaya bir ana ilişkin olarak kullanılır. Oysa soykırımlar sosyal bir süreçtir daha çok. Ve hatta soykırım kavramını kuran, ilk bulan Polonyalı Yahudi avukat Rafael Lemkin, Ermeni soykırımını analiz ederek soykırımların bir anlık olay değil, bir süreç olduğunu söyler. Ve dolayısıyla buna dayanarak Taner Akçam gibi uzmanlar ve başka uzmanlar da Raymond Kevorkyan, Haçik Muradyan vesaire bu uzmanlar Türkiye'de konunun anlaşılması için Ermeni soykırımının bir süreç olarak kavranması gerektiğini öne sürerler. Evet, evet. Şimdi dediğimiz gibi tarihler değişebilir. Bazıları 1800'lerden başlıyor o süreci saymaya, bazıları 1915'ten başlıyor ama eğer biz soykırım aşamalarını ele alarsak biz soykırımın bugüne kadar devam ettiğini bile öyle öne sürebiliriz. Çünkü soykırımın son aşaması inkardır ve inkar bugüne kadar devam ediyor ve en önemlisi yok etme niyeti. Bu soykırım kavramında yok etme niyeti, yok etme amacı ve o yok etme amacını biz bugüne kadar görüyoruz ki bunun en son ispatı Türkiye'nin Karabağ Savaşı'nda katılması ve soykırımcı liderlerin övmesiydi Baku'da Erdoğan tarafından. Evet. Geçen yılda o bahsettiğiniz süreç ve örneğin Türkiye'de yaşayan Ermeniler büyük bir tedirginlik yaşadılar. O konvoylar geçti, Azerbaycan bayraklı ve bir sürü Ermeni de Ermenistan'a geri dönmek zorunda kaldı bu tedirginlik dolayısıyla. Şimdi bu soykırımı tanıyan bir takım ülkeler var ve bu ülkelere Türkiye'nin çok büyük tepkileri var. Biz, sizin bu kararınız bizim için yok hükmündedir, gidin tarihçilere sorun araştırsın, bu bir soykırım değildir diye tepki gösteriyor.
Bu ülkeler ne kadar ve yakın zamanda da mesela ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk Ermeni soykırımı anması olacak yarın ve ne söyleyeceği de merakla bekleniyor, Ermeni soykırımını nasıl tanımlayacağı. Size göre Türkiye ülkelere neden böyle tepki gösteriyor? Gerçi şimdiye kadar dediğiniz gibi onlarca ülke Ermeni soykırımını tanımış, belki yaklaşık 30'dan fazla. Çoğunluğu Doğu ve Batı Avrupa'dan, Kuzey ve Güney Amerikalardan, hatta bazı Müslüman çoğunluklu ülkeler de var. Mesela Lübnan, Suriye ve Libya. Bu soykırımın tanımalarına Türkiye'nin tepkisi kınamadan, dediğiniz gibi kınamadan büyükelçileri geri çağırmak ve hatta iki ülke arasındaki ilişkileri dondurmaya kadar olmuş geçmişte. Ama en sert tepkilerden, bu en sert gösterilen tepkilerden çok az bir süre sonra Türkiye ilişkilerine devam etmiş. Bu mesela 2006, 2011, 2016'da her defa Fransa Ermeni soykırımı hakkında bir tasarı kabul ettiğinde Türkiye-Fransız şirketlerini boykot etmekle tehdit etmekten kısa bir süre sonra ilişkilerinin normal akışına döndüğünü izliyorduk. Hatta ekonomik ilişkilerde ilerleme ve iki ülkeler arasında ticarette artış bile oluyordu ondan sonra. Şimdi Amerika ile bu dinamik biraz farklı. Biliyorsunuz Amerika'nın Türkiye'de incirlik üssünü kullanmak gibi bağlılıklar var. İlaveten Orta Doğu krizlerinde Irak Savaşı, Suriye vesaire Amerika'nın müdahaleleri için Türkiye'nin işbirliğinin ihtiyacı olmuştu. Ama bu dinamik artık değişiyor. Hatta değişmiş bile söyleyebiliriz. Bu konuda Amerika'nın zarar görebilecek çıkarları artık eskisi kadar büyük değil. Amerika'nın çıkarlarını bilmek için Amerika'daki Amerika'nın ekonomisini çalıştıran büyük aktörlere bakmak lazım. Son döneme kadar petrol şirketleri Amerika'da en önde gelen isimlerdi ama artık öyle değil. Biliyorsunuz teknoloji şirketleri Amerika'nın en büyük şirketlerinin önde gelen isimlerin yerine aldı. Bu nedenle petrol güvenliği yerine teknoloji güvenliği daha ön plana çıkmış ve teknoloji güvenlik alanında en büyük risk Çin devleti daha çok. Ki Orta Doğu'dan ve Türkiye'den bayağı uzak ve neticesinde Amerika için Türkiye'nin stratejik önemi artık birkaç adım gerilemiş bir durumda söyleyebiliriz. Kısacası Amerika'nın artık Türkiye'nin stratejik işbirliği kısıtlama gibi şantajlarına tabi tutulması olasılığı eskisinden çok daha az. Onun üzerinden Biden'ın Biden'ın tanıması Amerika Birleşmiş Devletleri'nin başkanı Biden'ın Ermeni soykırımının olası kabul etmesinin sebeplerinden birini böylece belki anlatabiliriz. Ama bu sebeplerden birisi ama çok önemli sebeplerinden biri bence. Amerika'da yaşıyorsunuz siz. Sizin öngörünüz nedir? Biden yarın bu konuşmayı yaparken hangi kelimeyi kullanacak? Bence artık geri adım atma şansı kalmadı Biden'ın. Çünkü bir düzineden fazla Amerika'nın en önde gelen basın organları zaten bu konu hakkında detaylıca yazdılar. Tüm manşetler atıldı. Yarın ya da iki gün sonra Biden soykırım kelimesini kullanacak falan diye. Bence Biden administrasyonu bunu hazırlıyordu zaten. Medya üzerinden ve sızıntılar aracılığıyla kamuoyu bu yarın gelecek soykırım tanımasına belki hazırlamak için birkaç adımdı. Bence ihtimal çok büyük.
tanımak için ihtimal çok büyük ve bu kadar introduction diyelim, yani bu kadar introduction yaptıktan sonra 2 gündür, 3 gündür tüm büyük medya manşetlerinden sonra tanımamak biraz çok garip ve çok şey olacak, beklenmedik bir adım olacak. Artık beklenen adım tanımak olacak. Geçen senelerde beklenen adım tanımayacak, başkan tanımayacak diye konuşulurdu. Ama bu sene aksine muhtemelen başkan tanıyacak diye konuşuluyor. Bu ihtimale karşı bile Türkiye'den açıklamalar geldi. Hem iktidardan hem de ana muhalefetten. Aman dikkatli olun, Joe Biden niye soykırım olarak tanınsın vesaire gibi açıklamalar vardı. Bunları nasıl buluyorsunuz? Hadi iktidar anlaşılır ama ana muhalefet partisinin böyle bir çağrı yapması Biden'a size göre ne demek? Yani gerçeği isterseniz Türkiye'de ana muhalefet ve iktidar yok bu konuda. Bu konuda bence Türkiye'nin siyasi eliti birleşiktir. Ermeni soykırımı konusunda ve Ermenilerin hakları konusunda ve genel olarak gayrimüslim ve hatta diyelim gayri Türklerin hakları konusunda Türkiye'de birleşik bir tavır var. Kürtlere karşı diyelim, Ermenilere karşı ya da diğer azınlıklara karşı bir tavır aynısıdır. Hem bu tavrı daha net olarak Ermeni soykırımı konusunda tabii ki biz görüyoruz. Muhalefetin pozisyonu hiç de farklı değil ve bu bir sürpriz de değil bence. Evet, ama olması gereken de değil galiba. Uluslararası hukuk uzmanı Harut Ekmanyan, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Bence çok teşekkür ederim. Bu akşam Odak programında 106. yıl dönümünde Ermeni soykırımını ve bu soykırımı tanıyan ülkelere Türkiye'nin tepkilerini uluslararası hukuk uzmanı Harut Ekmanyan değerlendirdi. İyi akşamlar.